Çatalhöyük, tanrıça ve boğa figürleri konusunda öncü değildir ama daha sonraki dönemlerde Potniateron, yani hayvanlar egemeni olarak ortaya çıkacak olan tanrıçanın şimdilik Anadolu'daki köken yeri olarak görülmektedir. İlk olarak Çatalhöyük'te vahşi doğanın sahibesi olarak bildiren ana tanrıçaya en uzun süre tapan ve onu hemen neredeyse daima baş tanrı olarak koruyan, kollayan da hep Anadolu olmuştur. Çatalhöyük ve Hacılar uygarlıklarının ana tanrıça kültü çevresinde biçimlenen sanat ve inanç sistemi daha sonraki uygarlıklar içinde büyük bir esin kaynağı olmuştur. Geç Neolitik dönemin önemli bir yerleşim merkezi olan Hacılar'da M.Ö. 5600-5000 yılları arasında da, yani Kalkolitik dönemde de önemini sürdürmüştür. Bu dönem sanatının ana konusu yine ana tanrıçadır. Parçalanmış vaziyette bulunan bu kil heykelcikler Neolitik çağ heykellerine göre daha stilize ve daha az doğaldır. Tanrı figürü ise neredeyse yok olmuştur. Hacıların bu heykelcikleri erken Tunç çağında Anadolu yaylası ve Ege'de ortaya çıkan idollere de örnek olur. Kalkolitik dönemin önemli bir başka merkezi olan Can Hasan'da da tanrıça heykelciği yapma geleneğinin kendine özgü bir biçimde sürdüğünü görüyoruz. Bu buluntular M.Ö. 5000 ile 4500 yılları arası olarak tarihlendirilmektedir. Anadolu'da Kalkolitik dönemden ilk Tunç devrine kesintisiz çok hızlı bir geçiş olmuş ve büyük bir refah gelmiştir. Anadolu'nun ilk Tunç devri dışarıdan yeni bir göç dalgası ile gelen bir kültürel etkileşim olmadan kendi içinde gelişmiş gibi gözükmektedir. Madenciliğe rağmen hala büyük ölçüde tarıma dayalı Anadolu halkının bu dönemdeki dini de yine ana tanrıçaya bağlıdır. Ana tanrıçanın adı, tapınmanın tören ve gelenekleri bölgeden bölgeye değişiyordu. Ancak ana tema temelde değişmediği için hareketlerdeki değişiklikler resim, heykel, kabartma gibi kültür ögelerine yansımaz. M.Ö. 3000-1950 yılları arasına rastlayan ilk Tunç çağının önemli yerleşme merkezlerinden biri de İçbatı Anadolu'daki Beyce Sultan'dır. Beyce Sultan kazılarının en önemli buluntusu ana tanrıça ve oğlu ya da sevgilisi için çift olarak inşa edilmiş tapınaklardır. Tapınakların ana odasında iki sunak, sunakların üstünde iki dikili taş ve bu iki taşın arasındaki boşluğun önünde simgesel bir çift boynuz ve onların önünde de dairesel bir seki vardır. Görüldüğü gibi Neolitik dönemin Çatalhöyük ve Hacılar kültürünün tanrıça ve oğlu ya da sevgilisi ikilisi boynuzlar simgesiyle birlikte binlerce yıl sonra ilk Tunç çağında Beyce Sultan da yine karşımıza çıkar. Çatalhöyük'te rastladığımız ikiz tanrıça fikrinin ise bu kez Orta Anadolu'da Alacayük idollerinde yaşadığını görürüz. M.Ö. 2300 dolaylarına tarihlenen Alacayük kral mezarlarından altın ve bronzdan yapılmış kadın heykelcikleri de çıkarılmıştır. Ancak bu kadın heykelciklerinin doğrudan ana tanrıçayı mı temsil ettiği yoksa ona adanmış adaklar mı olduğunu kesin kes söyleyemiyoruz. Alacayük mezarlarının en ilginç buluntuları hiç kuşkusuz arkeoloji dünyasında özel bir yeri olan geyik ve boğalı alemlerdir. Mezarlara ölülerin keşisel eşyalarının konulmasına karşılık Alacayük mezarlarında bu dinsel içerikli alemlerin bulunmuş olması arkeoloji dünyası için şaşırtıcı bir olaydır. Profesör Doktor Ekrem Akurgal bu alemlerin evreni, sallantıların da yıldızları temsil ettiğini ileri sürmektedir. Evren kuşağının ortasındaki hayvan heykelleri, tanrıları, boğalar gök tanrıyı, geyik ise ana tanrıçayı simgelemektedir. Akurgal, insanlığın dinsel inançlarının önce fetişlere, sonra hayvanlara, daha sonra insan biçimli tanrılara tapma şeklinde geliştiği varsayımından yola çıkarak bu alemlerin Hatilerden daha eski bir topluluğa ait olabileceğini düşünmektedir. Çünkü Hatiler
insan biçimli tanrılara tapan gelişmiş bir toplumdu. Akurgal, Kafkasya'da Maykop mezarlarından çıkan benzer buluntulara ve ölü gömme adetindeki yakınlığa dayanarak bu alemlerin Kafkasya'dan geldikleri sanılan Hititlerle ilişkili olabileceğini de düşünmektedir. Yine Akurgal'a göre fikir Hititlere aittir. Alemleri yapanlarsa Hatili ustalardır. James Mallard ise sadece sanatın değil aynı zamanda fikrin de Hatilere ait olduğu kanısındadır. Ve yine ona göre geyik ve boğa bereketin sembolüdürler. Boğa bu dönemde artık evcilleştirilmiş olduğu için evcil, geyik ise vahşi bereketi temsil eder. Leopar ve kuşlarsa Anadolu'nun baş tanrısı Ana Tanrıça'nın kutsal hayvanlarıdır. Mallard bu alemlerde Ana Tanrıça'nın kendisinin bulunmayışını oldukça şaşırtıcı bulmaktadır. Ancak Alacaöyük'ten daha sonraki bir dönemi temsil eden Kültepe'de Profesör Doktor Tahsin Özgüç ve Profesör Doktor Nimet Özgüç tarafından yapılan kazılarda gün ışığına çıkarılan bu idollerde Ana Tanrıçayı temsil eden yuvarlak bir gövde üzerinden çıkmış baş ya da başlarla temsil edildiğine işaret ederek Alacaöyük alemlerinde de Tanrıçanın bir ya da çok başla temsil edilmiş olabileceğine dikkati çeker. James Mallard'ın bu varsayımından yola çıkarsak alemlerden birinde diskin adeta bir insan idol gibi tasvir edildiğini görürüz. Kültepe'de çıkan, bu kırık ama dört başlı olduğu belli olan idoller üzerinde Tanrıça'nın kutsal hayvanı aslanları da görüyoruz. Bu idollerin ortak bir özelliği de yuvarlak gövde üzerinde yer alan iç içe küçük daireler. Bu iç içe daireleri daha sonraki dönemlerin bazı tapınak sunakları üzerinde de görmek mümkün. Bu durum ister istemez akla dairelerin ana tanrıça ile ilgili semboller olabileceğini de getirmektedir. Bu iç içe daireler Alacaöyük alemlerinde boğaların ve geyiklerin üzerine de işlenmiştir. Şimdi konumuza biraz ara verip kökeni çok eskilere dayanan ancak günümüzde hala oynanan samah denilen dinsel içerikli bir halk dansına göz atalım. Bu samahın yeldirme denilen bölümü. Şerif Çatalkaya'ya göre erkeklerin içeride, kadınların dışarıda yaptıkları bu daire, kadınların doğurganlığını simgelemektedir. Tersi ise, yani erkeklerin dışarıda, kadınların içeride oluşturdukları daire, erkeklerin kadınları bu dünyada koruyup kolladıkları anlamına geliyor. Demek ki daire aynı zamanda himayeyi de simgeliyor. Bu arada samah yapan bu topluluklar için geyiğin çok kutsal ve uğurlu bir hayvan olduğunu da ekleyelim. Bu durumda Alacaöyük geyik ve boğaları üstündeki bu iç içe dairelerin doğurganlığı ve ana tanrıçanın doğurduğu oğlu ya da sevgilisini simgelediğini düşünebilir miyiz acaba? Neolitik çağda Çatalhöyük'ün bu duvar resminde göbek olduğu tahmin edilen şekil iç içe dairelerle temsil edilmiş.
Bu doğal olarak göbeği resimle ifade edebilmenin en iyi yolu. Ancak karın doğurganlık bölgesidir ve çocuk anasına göbek kordonuyla bağlıdır. İşte göbeği ifade etmek için ortaya çıkan bu iç içe daire şekli belki zamanla bu yüzden doğurganlık anlamı kazanmış olabilir. Bu alemde yarım daire diski içinde bir daire görüyoruz. Yine ilk Tunç devrine ait ama bu kez Merzifon'da çıkarılmış bu küçücük figürde aynı motif insan olduğu belli edilerek yani idol olarak işlenmiş. Yine Alacaöyük kral mezarlarından çıkarılmış bu idollerde baş ve gövdenin yarım daire diskini hatırlatan bir formla işlendiğini görüyoruz. Görülüyor ki yarım daire diskleri Melart'ın işaret ettiği gibi ana tanrıçayı sembolize ediyor olabilir. Bu arada geyiğin vahşi bereketin sembolü olduğunu ve ana tanrıçanın da analığın yanı sıra tabiatın sahibesi olarak ortaya çıktığını hatırlayalım. Yarım daire disklerinin ana tanrıçayı temsil edebileceği varsayımını sürdürürsek, bu alemde geyik ve panterlerin sembolize ettiği vahşi bereketin ana tanrıçanın koruyuculuğu altında olduğu düşünülebilir. Bunda ise artık evcilleştirilmiş iki boğa ile ortasındaki geyiği çevreleyen bir daire var. Sanki hem evcilleştirilmiş hayvanları, dolayısıyla evcilleştirilmiş doğayı, hem de vahşi doğayı koruyor görünümündedir. Bu alemde dairenin bir güneş olduğu açıkça bellidir. Orta Anadolu'nun yerli halkı Hatilerin ana tanrıçalarının Arinna ya da Arinna kentinin güneş tanrıçası olarak adlandırıldığını Hitit yazılı belgelerinden biliyoruz. Ancak güneş tanrıçasının Hati dilindeki adı Vuruşemu'dur. Alacaöyük yöresi halkının ana tanrıçalarını bu tür dinsel objeler üzerine sembolleştirdiklerini düşünebiliriz. Bir boğa boynuzu üzerinde duran güneş sembolü eğer ana tanrıçayı simgeliyorsa, Karaca'nın simgelediği vahşi doğanın da bu tanrıçanın koruyuculuğu altında olduğunu söyleyebiliriz. Bir zamanlar güneşin yıllık dönüşü tıpkı ay gibi kadının fiziksel güçlerinin yükselmesi ve düşüşünü çağrıştırıyordu. Bu dönüşe göre doğa baharda canlanır, doğurmaya hazır bir kadın haline gelirdi. Yazın meyve ya da ürün verir, yani ana olur. Kışınsa çırılçıplak kalır, yaşlı bir kadın gibi üreme gücünü yitirirdi. Bu mistik analojiler sonunda üç sayısının kutsallığına kadar uzanır. Alemlerde bu küçük sallantıların sayısının ya bir ya da üç olduğu dikkati çekiyor. Burada daire baharı ya da yeniden doğuşu simgeler gibi tomurcuklarla ve tanrıçanın kutsal hayvanı olan kuşlarla çevrelenmiş. Altta ise oğlu ya da sevgilisini simgeleyen boğanın boynuzları var. Bu çift boynuz alemlerin bir kısmında hep yer almış. İnsan ister istemez Akurgal'ın işaret ettiği gibi dünyanın öküzün boynuzları üstünde duran tepsi gibi düz bir yuvarlak olduğu ve öküzün başını salladığında deprem olduğu şeklindeki Türk masalının bunlardan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor. Zaten bu alemlerin evreni temsil ettiği en çok desteklenen görüştür. İlkel düşüncede evrenin bir bütün olarak yerle gökten oluştuğunu biliyoruz. Daha sonra rüzgar ya da ışıkla ayrılmaya zorlandığı bütün dünyada yaygın olan bir inanıştır. Yine bu inanışa göre yeryüzü her şeyin anasıdır. Gökyüzü ondan doğmuştur. Anayı tamamlayan erkeği ise boğa simgeler. Dolayısıyla boğa göktür. Daha sonraki dönemlerin Helen ve Roma kaynaklarından Tanrıçanın arslanların çektiği arabasıyla gökyüzünde dolaşmasının dünyanın boşlukta olmasını simgelediğini biliyoruz. Bu Alacaöyük güneş kursu eğer evreni simgeliyorsa
Acaba buradaki kompozisyon da boğanın boynuzları üzerinde duran evreni mi anlatmak istiyordu? Ancak yeryüzü hayvan ve bitki kaynağı olmanın yanı sıra insana yerleşme olanağı sağlayan mekandı. İlginç bir rastlantı, eski Mısır yazısında köyün işareti bir çember içine çizilmiş bir haçtı. Ama daha da yakın bir örnek var. Kuzeybatı Suriye'de Tel Marduk'ta yapılan kazılarda bulunan arşiv belgelerine ve arkeolojik bulgulara göre Ebla kenti 4 ayrı mahalleden oluşmaktaydı. Yani kent birbirine eşit 4 ayrı bölüme ayrılmıştı. Bu düzene göre 4'e bölünmüş daire mikrokosmosu, yani dünyanın küçük bir modelini oluşturmaktaydı. Büyük bir olasılıkla Ebla kenti sakinleri kentlerinin dünyanın merkezi olduğuna inanıyorlardı. Yine burada bulunan arşiv belgelerinde Kaneş, yani Kültepe adı geçmektedir ki bu da Ebla kenti ile Orta Anadolu arasındaki ilişkileri ortaya koyan ilginç bir belgedir. Zaten haç motifi dünyanın pek çok yerinde dört yönün simgesi olarak çıkar karşımıza. Alacayük alemlerinde bu dört olma üstünde önemli duruluyor gibi. Çünkü bu alemde haç yerine dört nokta kullanılmış. Bu alemde ise tek sallanan halkanın dışında ana gövdeye bağlı yine dörde bölünmüş dört daire yer almış. Daha sonraki dönemi temsil eden Kültepe idollerinde de tanrıça zaman zaman dört başlı olarak temsil edilmiş. Haç, merkeziyle beraber beş rakamı olarak da kabul edilir. Bu alemde bir haçla dörde bölünmüş beş küçük daire görüyoruz. Böylece eğer bu alemler evreni temsil ediyorsa, bir bütün olarak yer ve gökten oluşan evrene, dünyanın dört bucağının hakimesi olarak ana tanrıçanın mevsimleri ve yeniden yaratma gücünü elinde tutarak hükmettiğini söyleyebilir miyiz acaba? Meksika'daki Mayalarla Aztekler için dünya, toplumun içinde bulunduğu dört yatay noktanın yanı sıra dikey olarak da üçe ayrılmıştı. Yukarıda tanrıların dünyası, ortada canlıların dünyası, aşağıda ölülerin dünyası. Dört yatay nokta ile üç dikey noktanın kesiştiği yer evrenin merkeziydi. Böylece dördü yatay, üçü dikey olmak üzere ortaya yedi rakamı çıkıyordu. Babililer için de bir yedili sistem söz konusuydu. Bu kutsal yedi sayısı haftanın yedi günü olarak takvimlerde de yerini aldı. Bu alemde haçla dörde bölünmüş yedi daire görüyoruz. Ortadaki yıldız gibi şekilde altı ucu ve merkeziyle yine yedi rakamını veriyor. Alemlerin ortasındaki güneş ışınlarını temsil ettiği söylenen şekillere eşkenar dörtgen olarak bakarsak merkeziyle birlikte dokuz. Kare olarak bakarsak yine merkeziyle beraber 7 rakamını elde ettiğimizi görürüz. Bu alemde iki panter arasındaki geyiği 7 tomurcuklu bir yarım daire diski çevreliyor. Bunda ise kırılmış olanla birlikte 12 tomurcuk yer almış. Görüldüğü gibi Alacayük alemlerinde sürekli olarak 1, 3, 4, 5, 7, 9,
12 gibi dünyanın hemen her yerinde kutsal olan sayılar çıkıyor karşımıza. Bu alemler Alacaöyük halkının toplumsal gelenekleri ve inançlarına uygun olarak belki de dünyanın ve evrenin yaratılışıyla ilgili mitosları anlatmak istiyorlardı. Bu dönemde tanrılar yoktu. Bir tek ana tanrıça vardı ve bu tanrıça ölümsüzdü, değişmezdi ve her şeyi yaratma gücüne sahipti. Babalık fikri bu dönem dinsel düşüncesine henüz girmemişti. Kadının sevgilileri olurdu ama bu çocuğuna baba sağlamak için değildi. Analık onun ilk ve başat sırrıydı. Çocuğun oluşumunda erkeğin rolünün anlaşılması kendini ilk kez ataerkil Hititlerin Abbu efsanesinde gösterir. Erkeğin dinsel yaşamdaki rolü giderek artar ve bundan sonra ırmakların ve rüzgarların kadını hamile bıraktığı inancı yavaş yavaş ortadan kalkar. Alacaöyük kültürü Hitit İmparatorluğu ve kültüründen önce olduğuna ve bu dönemden bilinen hiç tanrı figürü bulunmadığına göre bu alemler dünyanın ve evrenin oluşumunu anlatıyor olsalar bile James Mellart'ın da işaret ettiği gibi ana tanrıça bir şekilde bunlar üzerinde sembolize edilmiş olabilir. Bu arada bağlantı kurulması güç gibi görünen bir başka benzerliğe dikkati çekmek istiyoruz. Yazılı dönemlerde adının Kubaba olduğunu öğrendiğimiz ana tanrıça, geç Hitit dönemi hiyeroglif yazıtlarında dingir tanrı işaretinden sonra ku sesi veren bir eşkenar dörtgen, sonra belirleyici olarak bir kuş resmi ve ba pa sesi veren iki kap resmiyle ifade ediliyordu. Ama bazen de yalnızca dingir, eşkenar dörtgen ve kuş işaretleriyle yazılıyordu. Tabii ki bunlar yazı işaretleri, yani belirli seslerin karşılığı olan işaretler. Alacaöyük alemlerindeki şekillerse birer sembol. Ancak yine de en azından bu alemde eşkenar dörtgenlerle kuşları bir arada görmek ilginç bir rastlantı. Bu alemse daire değil, bir eşkenar dörtgen. Yine Alacaöyük kral mezarlarına ait olan bu heykelcik elinde bir kap tutuyor. Gerçi bu tanrıçanın kendinden çok onun adına verilen bir adak heykelciği görünümünde. Ama Alacaöyük'ten 5-6 yüzyıl sonraki friklerde de tanrıçanın bir elinde bir kap, öteki elinde bir kuş tuttuğunu görüyoruz. Acaba ana tanrıçanın alametleri Hitit hiyeroglif yazısına ses işaretleri olarak mı girmişti? Hititoloji biliminin önde gelen isimlerinden Profesör Doktor Sedat Alp de Hitit hiyerogliflerinin kökünün M.Ö. 3. bin yıllarda aranabileceği olasılığına işaret eder. Sonuç olarak Mellart'ın ana tanrıçanın Alacaöyük alemlerindeki geometrik süslemelerde ve yuvarlak gövde üzerinde bir ya da birden fazla başlı idollerde aranabileceği varsayımından hareket ederken bir takım benzerliklere işaret etmiş olduk. Ayrıca bu varsayım bizim ana tanrıçanın ne olduğunu, neyi temsil ettiğini ve ilkel düşünce biçimini daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. Toprak her yerde aynı toprak. Her şey toprağa bağlı. İnsan da, hayvan da, bitki de. Ve toprak bir zamanlar düşünen insanın en büyük kaygısıydı. Bugün biz otomobilleri, uçakları biliyoruz. Oysa onlar bizim bugün kaybetmiş olduğumuz bir şeyi, doğayı daha iyi tanıyorlardı. Onun varoluş, yok oluş ve tekrar varoluşundaki ritmi damarlarında ve yüreklerinde duyuyorlardı. İnsan yaşamı doğayla birlik halinde ilerledi. Her ikisinde de aynı nabız atardı. Tanrıçalığından sıyırdığımız takdirde ana tanrıçanın temsil ettiği fikir de doğanın toprak, hava, su ve güneşle birlikte yarattığı sonsuz oluşma enerjisi ve kendini yenileme gücünden başka neydi ki?